AK Parti Göksun Teşkilatı'nda ilçe danışma meclisi toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, milletvekilleri ve partililer katıldı. Göksun'a ilk olarak Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kaymakam Cengiz Ayhan'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Göksun İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma meclisi toplantısına geçildi. Danışma meclisinde Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın bir konuşma yaptı. Biz iki yatırımlarımız adı altında belediye hizmet binası projemiz devam ediyor. Sayın Başbakan Yardımcımızın bilgisi dahilinde inşallah Mart ayında iadesini yapmayı planlıyoruz. Buradaki de yine halı sahamız, bu bitti, şu anda kullanılıyor. Burayı bir kompleks haline getirmeyi planlıyoruz. Danışma meclisi toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, seçilmişlerin karşısında iktidar kuran FETÖ gibi örgütlerin iktidarlarının çöpe gideceğini belirtti. Millet kendi geleceğine doğrudan sahip çıksın. Rahmetli Menderes yeter söz milletindir diye çıkmış. AK Parti hatırlayın, yeter karar milletindir diye çıkmış. Şimdi asıl bu her ikisi birleşmenin zamanı. Yeter sözde, kararda milletindir. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, demokrasi, cumhuriyet, bu kavramlar bu anayasa ile etek yemeye bürünecek dedi. Getireceğimiz anayasa, kim seçilirse seçilsin, iktidarını sürdürecek olanların önünü kesen bir anayasadır. Düşünün, 15 Temmuz'u konuştuk. AK Parti 1 Kasım'da 25 milyon değil mi? 25 milyonu biraz geçen bir oy aldı. 25 milyon insan bir partiye destek verdi. Milletin %50'si. Yani millet kimi seçerse seçsin, iktidarı sürdürecek bir düzen kurmuş. Nisan ayında yapacağımız referandum artık bunu kıyamete kadar çöplüğe gömecektir. Artık kim seçilirse seçilsin, iktidarını sürdüremeyeceklerdir. Millet iktidarını sürdürecektir. Bu kimi seçerse seçsin milletimiz, o iktidar olacaktır. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da kim milletin yanındaysa biz onunla beraberiz dedi. Şimdi bize diyorlar ki bu MHP ile diyorlar siz hani yola çıktınız. Vallahi MHP de olur, başka biri de olur. Kim milletin yanındaysa, kim milli ise, kim yerli ise, kim devletin en ufak bir şekilde bekasına helal gelmesin, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyorsa biz onunla beraberiz kardeşim. İlk defa bir idari sistem, hükümet sistemi millet eliyle şekilleniyor, biçimleniyor ve sizler de bunun takipçileri, taşıyıcıları ve yol arkadaşları oluyorsunuz. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da yeni anayasa ve başkanlık sistemi hakkında konuştu. Sözde, kararda, yetki de milletindir, mühür de milletin elindedir, milletin sözü üzerinde bir söz olamaz diyerek vesayet odaklarının bir bir ortadan kaldırılması çalışmasında her sözü sahibine tevdi ettik. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil de Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara en güzel cevabı Nisan ayında vereceğiz dedi. AK Parti olarak, çünkü bakıyorsunuz dış mihraklar ve içerideki işbirlikçileri AK Parti üzerinden yıpratma çalışıyorlar. Ve Cumhurbaşkanımız üzerinden yıpratmaya çalışıyorlar. Ama davaları ne Cumhurbaşkanımız ne AK Parti. Davaları Türkiye'yi dize getirme, Türkiye'yi diz çöktürme davaları. Biz hem dış mihraklara hem içimizdeki işbirlikçilere de inşallah bu referandum ki Nisan ayı içerisinde muhtemelen olacak. Hep beraber teşkilatımızla, vatandaşlarımızla el ele ve en çok oy oranını inşallah Kahramanmaraş'ımızdan çıkartarak gerekli cevabı vereceğiz.